Yardım et abla, yardım et. Haluk, benim bir suçum yok, gerçekten yok. Abla, senin yüzünden oldu, senin yüzünden. Yardım et bana. Senin yüzünden oldu abla. Nazlı. Nazlı. İsteyerek gelmedim ben buraya. Beni zorla getirdiler. Ne işiniz var burada? Yaptığın hesabını sormayacağını düşünmüyordun herhalde. Kardeşimin yüzüne karşı konuşacaksın. Selin. Benim konuşacak bir şeyim yok. İyi. Hem de dinleyecek bir şeyim yok zaten. Hayır, seni konuşacak bir şeyim var, seni dinleyecek bir şeyim var. İnsan gibi konuşacaksınız, anlaşacaksınız. Tamam, biz de çıkacağız. Hadi Selin. Hadi Selin, hadi. Selin! Beklemiyordum. Kimi bekliyordun? Melisa'yı mı? Melisa. Onunla mı konuştun? Diyelim ki onunla konuştum. Ama ben buraya seni dinlemeye geldim. Beni neden bıraktığını öğrenmek için. Hadi anlatsana. Niye bıraktın beni? Hadi anlat. Melisa ile konuştuğum için mi vazgeçtim sanıyorsun? Bana her şeyi dürüst bir şekilde anlat Savaş. Dürüst bir şekilde. Sen mi söylüyorsun bunu? Ne diyorsun sen ya? Sen Melisa ile görüşmedin mi? Senin Melisa ile görüştüğünü de biliyorum, konuştuğun her şeyi de biliyorum. Bana söyledin mi? Bana anlattın mı Nazlı? Hani bizim aramızda gizli saklı yoktu? Hani biz birbirimize dürüsttük? Savaş, ben seni korumaya çalıştım. Kimden koruyorsun abi? Korumayın beni ya, istemiyorum. Beni koruyacak tek şey gerçekleri öğrenmek. Kimden? Kendimden. Ya sen yine hala aynı şeyleri yapıyorsun ya. Sen yine kendine acıyorsun ya. Sen yine karşımda durmuş sadece kendine acıyorsun. Bana verdiğin zararın hala farkında bile değilsin. Ben bir uçurumun kenarındayım. Oradan düşeceğim. Anladın mı? Seni de yanımda sürüklemek istemiyorum. Üzgünüm. Üzgün olma. Bana sadece gerçekleri söyle. Nazlı git. Git hadi. Sen bir bana baksana ya. Ben senin için ne yaptım farkında mısın? O kenarında durduğun uçurum var ya. Ben o uçurumdan gözleri kapalı atladım. Hem de neden? Sırf senin elini tutabilmek için. Bunu sakın unutma, tamam mı? Ama sen ne yaptın? Beni yarı yolda bıraktın. Eğer bana söyleyecek gerçek bir sebebin yoksa, beni ikna edecek herhangi gerçek bir sebebin yoksa, Nazlı! Bence konuşacak bir şeyimiz kalmadı artık. Benim sana söylemem gereken bir şey var. Motor sende takıntı olmuş oğlum. Bu konuyu daha önce de konuştuk. Kendi paranla da olsa alamazsın. Ya anne, asıl sen takıntılısın. Bak, beni hayatının sonuna kadar koruyamazsın, tamam mı? Ben motoru alacağım. Kaçtım ben, hadi eyvallah. Vallahi yeter artık ya. Nazlı.
Nasıl yani? Umarım istediğin modeldir. Alırken Ali'den yardım istedim. Beğendin mi? Anne. Bu benim mi? Evde başka motor isteyen biri var mı? Hani karşıydın, hani almayacaktın? Kendi paranla alamazsın derim. Ama tabii ki kurallarım var. Dikkatli olacaksın ve hız yapmayacaksın. Anlaşıldı mı? Sen var ya sen. Deli çocuk. Ay. Canım oğlum, seni çok seviyorum. Ben seni yerim yerim. Annelerin bir tanesisin sen ya. Savaş. Oğlum. Doğru mu yaptık sence? Doğru yaptık. Ya Rana'nın söylediklerinde samimiydi. Biraz kötü oldu sanki. Bence çok iyi bir fikirdi. Hayatında ilk defa bana dürüst oldu, ilk defa. Savaş, onun için de bu durum zor. İtiraf etmesi, kabullenmesi. Ya evet, bir hata yapmış. Bir hata mı? Nazlı, bu hata kimlerin hayatına mal oldu sen biliyor musun? Kaç kişinin hayatına mal oldu? Annem intihar etti. Ben 4 yaşında annesiz kaldım. Belki benim başka bir hayatım olacaktı. Belki ben böyle olmayacaktım. Ben seni böyle tanıdım. Böyle sevdim. Şimdi ne olacak? Yeni bir hayat kuracağım. Olduğum kişi olmadığımı öğrendim. Yeni bir ben olacağım. Artık yalnızım. Bence köprüleri bu kadar çabuk yıkma. Ayrıca seni seven bir sürü insan var. Ne yapayım? Geri mi döneyim o eve? Ya bilmiyorum. Bu sefer gerçekten ben de bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum. Yalnızım dedin ya. Değil miyim? Değilsin tabii. Ben diyorum seni. Ben senin için korkuyorum. Ben korkmuyorum. Yeni bir hayata başlayacağım. Kendime yeni bir iş bakacağım. Kendi ayaklarımın üstünde durduğum bir hayat. Tabii bütün bunları yapmam için önce kalacak bir yer bulmam lazım. Hadi geçsin eve. Saçmalama. Seni kalacağın yere yerleştirmeden şuradan şuraya gitme. Hadi gel sen de.